Bu izlediğiniz görüntüler Hatay'dan canlı. Bir kişi daha, bir kişi daha canlı çıkarıldı. Bir kişi daha Hatay'dan Hatay'dan mucizeler peş peşe geldi. İskenderun'da 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış çıkarıldı ve şu an kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri ambulansa getirdiler. Hem telaş hem mutluluk var. Hatay'dan, İskenderun'dan, Antakya'dan bugün şükürler olsun ki peş peşe verdik. Sağ kurtarılanların haberine. Evet bir haber daha. Her yeni saate girerken bugün akşam vakitlerinde sizlere hep mucize haberleri verdik. Yıkımın en büyük olduğu Hatay'dan hem de şimdi 50 yaşındaki Güler ağrıtmış. Ambulansın önüne kadar getirildi. Enkazdan çıkarılırken yaklaşık 10-15 dakika önce enkazdan çıkarılmak, kurtarılmak üzereyken o görüntüleri paylaşmıştık. Kurtarma ekipleri yaşam koridoru oluşturmuştu yine her enkazda olduğu gibi. Evet, ambulansa alındı ve yine alkışlar eşliğinde Evet sevincinden birbirine sarılan kurtarma ekiplerini görüyoruz yine. Yüzleri gülüyor çünkü onların emeği o kadar büyük ki. Bir haftada 7 günde 162 saatte Türkiye'nin her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri, afat ekipleri, madencilerimiz, dünyanın her bir noktasından gelen kurtarma ekipleri, kurtarma köpekleri, herkes... Herkes inanılmaz olağanüstü bir gayret var. Olağanüstü bir çalışma var. Açız, susuzuz, üşüyoruz demeden yoğun kış şartları var orada. Evet çok şükür ilk günkü gibi yoğun kar yağışı, dolu yağışı, yağmur yağışı, fırtına yok ama çok soğuk oluyor gece bölge. Bunu depremzedelerden de dinliyoruz, kurtarma ekiplerinden de dinliyoruz, bölgedeki herkesten muhabir arkadaşlarımızdan da dinliyoruz. İnanılmaz bir ayaz oluyor. Hatta bazı bölgelerde gece 15 -15 16 dereceyi görüyor sıcaklık. O yüzden yoğun kış şartlarında üşüdük, donduk, yorulduk, açız, susuzuz demeden sadece ara ara bir saatlik, bir buçuk saatlik molalarla dönüşümlü olarak kurtarma ekiplerimiz fedakarca bu çalışmaları sürdürüyorlar. İğneyle kuyu kazar gibi adeta. Bazen buradan canlı çıkma ümidi var diye arkadaşlarımız aktarıyor. Sabah vakitleri oluyor ama akşam oluyor hala ses gelmiyor. Ama o kadar küçük küçük hareketlerle, o kadar milimetrik hareketlerle çoğu zaman ilerliyor ki bu çalışmalar kendi canlarını da hiçe sayarak. O yüzden kurtarma ekiplerimle minnettarlığımızı bir kez daha dile getiriyoruz. İşte o isimsiz kahramanlar bir kişiyi daha 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış'ı İskenderun'da Hacı Alioğlu apartmanındaki binanın enkazından kurtardılar ve sağlık ekiplerine ambulansa teslim ettiler.